Kesinlikle öyle ve Lower Bracket finali, MMA Challenger finallerine gidecek son Türk takımı bu etkinlikte belli olacak. 4 tane oyuncu, 4'ü de gözüktü. İyi bir drone olduğundan bahsedebiliriz Sasuke için. Kısadan yalnız Power'a gelecek. O tespit edilemedi. Ve şimdi Crux'la birebir düelloya girebilir Sasuke. Ok seslerini duyuyor Power'a. Çok iyi bir pozisyonda ama açmayacak henüz. Evet, yavaş cross koydu. Pick'i bekliyor ama şu an iki oyuncu da hata yapmadı. Crux şöyle bir kol gösterdi. Yalnız çok erken duvarını kullandı. Evet. Yani Crux bir rush olarak düşündü. Hemen duvarını kullandı. Zaten 4A savunucusu varken. Bence o, biliyorsun tabii, duvar artık çok pahalı. Yani ilk roundda normalde seyirciler duvar alıp ghost alıp bir şeyler yapıyorlardı. Artık bunu yapamıyorsunuz. Artık yapamıyorsunuz. Yani duvar çok kıymetli. O kıymette bence çok hızlı kullandılar ve taktik B tarafına doğru hızlı gelecek. Şimdi B tarafında yan yolda Moj var. Kafes çıkışına doğru Ghost ile cross koydu. Jet'in infosunu verdi. Bu arada Starban hala merdiven tarafında. Power'a yine lurk'te. Crux önüne geliyor. Crux'ı duymadı mı bilmiyorum ama çok geç cross koydu. Ve son kan isim Easy. Artık 17 canı var onda. Moj vuruyor ki 4 tane kill'le beraber. Starban'ın ellerinde. Bakmak lazım. Herkesin infosu alındı bu arada. Crux şimdi duvarın arkasına saklandı. Güzel bir boost yaptı. Buraya doğru atlamayı tercih etti ama. Şimdi pazar çıkışında bir yandan bıçaklayarak duvarı kırmaya çalışıyorlar. Yakın mesafe Mago. Easy. Orada klasiğiyle bir burst arayacak. Silahın ucunu gördü. Bir pozisyon kovalıyor. Deneme fena bir hasar değil ama Mago oradan çıkmayacaktır. Mago kaçmaya çalışıyor. Kaçarken yanında iki kişiyi götürdü. Son oyuncu. Onu da Sasuke yakalamış o futbolist oyuncusu. Ve arkasına Sasuke gönderdi okunu. Bu arada Easy'ye ciddi bir hasar vererek başlamış. O okla birlikte aldı armor'ını. Şimdi oradan bir heal desteği var ama artık armorsız Easy. Böylece kolaylıkla tek yiyebilir durumda. Starban smoke içine girecek. Bu arada Sasuke çok agresif. Geldi, ilk kill aldı. İkinci kill alabilir mi? Hayır, Easy. Spain devamında takas almayı başardı. Yalnız ikili bir oyun kurdular kısa tarafında. Hatta Crux da oraya doğru desteğe gelebilir. Girişte çok ince bir açıyı kesiyor. Kaçırdı yalnız ama çok ciddi bir hasar yine. Easy nasibini aldı. Mid'e giriş çok kolay olmadı. Starban elinde şerifle kısayı beklemeye devam ediyor bir yandan. Rotasyon gelecek. Buz duvar kırıldığı için tabii A main'den biraz endişeli futbolist savunması. B tarafı biraz daha Mojo emanet. Yakalandı. Fark edildi, kaçmaya kaçtı. Çalışıyor. Kaçtı, çok iyi kaçtı. Yalnız elinde tabanca reloadundayken yakalanıyor. Crux koruyamadı takım arkadaşını. Kaçmaya çalışıyor. Rust'tan çok temiz iki tane entry var. Mago'nun da yeri belli oldu. Burayı Rust mükemmel oynadı. Yani iki kill, bir tane smoke içerisinde keşif oku. Üç oyuncuyu buradan yakalayabilecek pozisyon bulundu böylece. Son kalan bilirlerdi. Bence Crux çok erken hamle yaptı. Hani halbuki gelecek bir tane de mid tarafında Brave lurk'ü. Crux'tan bir slow. O slow'dan nasıl çıkacaklar? Ama yakalandı. Power'a entry bulmuş. Gizim. Sasuke orada. Dash'le beraber izi çıktı. Mago yakın mesafe rakibinin sağ tarafta olduğunu biliyor. Sasuke güzel bir headshot'la beraber. Girerken iki oyuncu yakaladı futbolist. Yani takastan sonra izi killerini çıkartmış olması elini çok güçlendirecek. Arkadan yalnız Brave çok hızlı geliyor. Kimse dikkat etmiyor. Tetik disiplini var. Brave ne zaman çekecek bu tetiği? Mago'yu da gördü ama çok ince açılar. Kimse dikkat etmiyor dediğimiz gibi. Brave adım adım geliyor. O timing bakalım kaçacak mı? İki. Çok iyi bir spray. Anlamadılar. Anlamamışlar Brave'i. Ve şimdi Paranoia'dan etkilendi. Reflex vuruşları var ama Brave bomba nokta koydu. Harika oynadı Brave. 200 IQ oyun. Çok sakin tetik. Starman infoyu aldı. Kaçış. Şimdi Easy. Dash'le beraber girecek. Bu arada Starman'a çok güzel bir ulti geldi. Starman yakalanabilir. Yarım canı var ve kaçamadı. Rust entry'yi buldu kısa tarafından ulti ile beraber. Brave bu arada side tarafına gelmiş hemen kendi ultisiyle. Omen ultisiyle birlikte spike plant alınacak ama Mago gider ayak birini daha yakalamış oldu. Şimdi 4'e 4. Retake için bu arada bir de hücum. Tekisti gelmiş durumda, onu kıracak galiba. Evet. Kırabildi mi? Sasuke kırdı. Geliyor. Şimdi tekrar retek başlayacak. 4 vs 4. Heaven tarafında 4 oyuncu birden var. Bu Brave çok iyi bir haber değil yalnız. Polis adına Brave. Sumo'a saklanmış. Drone arkası ilk oyuncuyu buldu. Kaçtı oradan. Türko'nun yardımı var. Easy bir kill dağılıyor. Son kan isim Sasuke. O da Heaven tarafında 3'e 1. Kolunu görüyor Power'un ama Wallbang'de geldi bir yandan. Easy bulunuyor belki ama Power'a takasta. B tarafına giden bir oyun var. Yan yolda bir tane tuzak. Kamera şu an B savunmasının tek iki tane caydırıcı yeteneği ama burayı biraz hızlandırırsa Supremacy Blaze ki şimdi bu arada bir ult ile B arkasından info almaya çalıştı. Starban aldı galiba ama ya bir kişi görmüş olabilir sadece. Şimdi hücum tecidi geldi. Ya çok hızlı atıyor tabii Power. İkinci tecidi atıyor üstten her iki round'da bir. Ya o kadar fazla kill çıkartıyor ki smoke'tan çıkmak zorunda kalacaklar. Yalnız oraya doğru spamler gelebilir. İzi keşif oku Sasuke'nin yerini gösterdi. Hemen kaçtı duvar arkasına.
Smoke arkasında tek başına biri var ama Mojda side'i terk etmek durumunda kaldı tabii ki. Bir Baykuş drone gönderilecek. Izzy'den zamanında bir hamle. Bir smoke kaldı, ultisi var ama eş zamanlı killer. Boost'tan Tülko bulmuş Poro ile birlikte. Smoke içerisinde şimdi Moj kol geziyor. Hemen arkasında ilk kill çıkarttı. Tülko'nun yeri belli olacak, geriye kaçmaya çalışacak. Kalan oyuncular side tarafında. Moj üzerine gitmek zorunda ve ikinci kill bireysel olarak ve Mago kaldırılacak şimdi Krax tarafından. 4-3 bir anda. Side'da iki oyuncu, backside'de bir oyuncu. Izzy çıktı. Sağ klikle beraber Moj'u yakalıyor. Yan yoldan Rastan bir headshot geldi. Izzy bir sağ klik daha gönderiyor ve round geldi. Olbeck'le beraber bir headshot geldi Turko'ya. Ve bir anda takımını eksik bırakmak durumunda kaldı. Dünyaya kayıyor. İkinci köşeye gelen bir nanosur sebebiyle Mago hala hayatta ama şimdi drone'una bakmadı. Değerlendirmek istiyor. Mago büyük bir hata geldi drone'dan. Böylece Power'a yakalanmış oldu. İki oyuncu eksiltiyor ama Brave toparladı. Şimdi side tarafına Paranoia'sını hazırladı, gönderdi. Oradan da bir tane Paranoia gelmişti. Backside'da hala bir oyuncu var. Moj'dan bir headshot daha geliyor. 3-1 Ras. 25 saniye ve yeri belli oldu kafes yüzünden. Şimdi evin altından bir kill çıkarmak isteyecek ama bütün kafesleri gezdi. Yakın mesafe. Arkasından yakaladı. Moj mermi değdirememiş. Yalnız 15 saniye hala burayı oynayabilir. Ve şimdi keşif oku yok edildi. 8 saniye bir fake daha verdi. Ras 1-2 oynamak zorunda. 2 tane şok oku var ama kurmak zorundaydı. 25 mermisi var. Bir oyuncu aşağı atladı. Cross postlular ve birebir takasla alıyorlar burayı. Ras hemen bir oyuncuyu eksiltmek isteyince. Evet, şimdi 8-3. İlk yanın son roundu. Bakalım. Futbolist'ten bir reaksiyon gelecek mi? Brave yine A kontrol hücumunda diyelim. A tarafına kimsenin puşlamamasını istiyor bir yandan. Sasuke'nin drone çok derin geldi ama dolaşırken oraya biraz zaman kaybetti. Sadece Power'ı gördük. Zaten Power maçın başından beri burada yaşıyor. Yani ciddi bir info olmadı onlara. Yani bu kadar utility kullanımının öncesinde Power az kalsın. Bu arada B önünden line'a doğru peek alacaktı. Evet. Sasuke burayı çok seviyor. Power gibi. Yakın iki oyuncu da temas halinde. Ve şimdi kısa tarafından oyun 4 oyuncuyla birlikte A'ya kayacak. Main tarafında sadece Brave var. Ve bir Paranoia. Evet, bu arada AX'ye doğru zaten işaretledi takım oyuncuları da. Şimdi ulti geldi, Heaven altına doğru diye tahmin ediyorum. Evet, metal tarafında burayı bozmadı. Onu bekledim hocama, vuramadı. Ras yardım etmiş. Starbender Ras'ı takaslasa bile Asad kontrolü kaybedildi şu an futbolisten. Bu arada Mago, Power'a sanırım kapıyı kapatmaya doğru gidiyordu. Onu engelledi. Bu kadar hızlı beklemedi muhtemelen rotasyonu. 4-3 adam avantajı futbolist lehine. Yalnız yerleşimler gayet iyi gözüküyor Supermassive Blaze için. Ve çok da fazla hani flash etkisi yaratamayacaklar. Burayı takaslı, kontak, vura vura girmek zorundalar. Mago ile Sasuke, Haven tarafından da yine iki oyuncu daha geliyor. Starben'le Krax gelecek. Entry kime gidiyor? Starben aldı. 4-2. Çok iyi çevirdi. Son mermisiyle birlikte Turko. Haven altında Izzy vurdu bir tane. 2-1'e döndü oyun ama Haven altında Izzy yaşamaya devam ediyor. Zaman oynaması lazım. Yeşil üzerine çıkamadı mı Izzy? Clutch'ı kazandı. 9-3. Ya bir an için 4-2. Tabii yavaş yavaş A tarafına doğru ilerlenecek. Drone hemen kırıldı. Brave yeri açığa çıkmasına karşılık çok endişeli gözükmüyor. Bu arada çok iyi pozisyon aldı Brave. Çok cesur adı gibi headshot daha gönderdi. Krax'ın canı az, onu vurmak için çıkacak. Ve Izzy'nin bir yardımı var. Ras şimdi smoke'tan çıktı. 2 kill daha ve bir anda bitirdiler. Supermassive Blaze. Bunu istiyor. Karar verdi futbolist. Main tarafına gidecekler. Power o. Merdivenler tarafından yakalanmak üzere ama hayır, Mago'yu buldu. Moj'dan bir takas var. Ras hala backside'da Spectre savunması yapacak. Öyle doğru Starben geldi. Spike düşürüldü. Ras Spain'de başarı bulamamış. İkinci kill geldi. Moj'dan bir takas var. Site'a girildi. Spike plant alınacak. Şimdi post plant'te iki oyuncu da eş zamanlı oynamak zorunda. Yani bir entry ardından birebir takasla birebire getirmek burada amaç olacaktır futbolist için ve Moj hamle yapmaya başladı. Arkası dönük Brave'in ama kill'i çıkartamadı. Onun adına çok talihsiz tabii ki. Izzy de hata yapmıyor ve Krax'ı yakalayınca 11-3 yaptılar. Biraz değişik şeyler görecek miyiz? B tarafından bir Vandal'la ses verildi. Yani Brave oraya doğru geliyor, yalnız Moj hazırlıklı olmayabilir. O. Hazırlıklı olmayabilir. Brave! Avantajı yakın mesafede birebir takastan sonra Sasuke'den bir tarikili var ama Ras 2-2'ye getirdi oyunu. Harika bir kill daha. Market kırılmış. Side'a doğru girilmiş. Turko ile Paura. Kalan son iki isim. Çok uzak olaylardan Turko. Paura birebir düelloya girmek istiyor. Bu da Mago adına gerçekten kazanılması gereken bir düello. Kaldır tarafında bunu kazanmaya başarıyorlar. İkinci yarıdaki ilk roundlar olacak bu. Bir de doğru hamle yapacaklar. Izzy buraya cross koydu ve drone var. Drone'dan önce hamle yaptı ama Mago
Anlık olarak headshot'u gönderdi Ezi'ye ve adam avantajını getirdi futboliste. Evet bakalım bunun üzerine nasıl oyun kurulacak şimdi. Russ market altına doğru yerleşti. Oraya doğru iki oyuncu geliyorlar. Güzel bir paranoya geldi. Russ sıkışmış hissetti kendini. Bir sprey, ikinci oyuncu geldi. Üçüne vuruyor. Russ neler yapıyor? Krax belki takasladı ama Russ o sıkıştığı pozisyondan 3 kill'e çıktı. Yani ilk spreyi oturdu belki ama gerçekten sıkıntılıydı pozisyonu. Hani arkasından da bir oyuncu gelebilirdi. Russ ikinciye belki bu şansı bulamayabilirdi. Hiç kill'e de ayrılabilirdi buradan. Kill alamadan. Krax 1 ve 2 oynayacak bu arada. Round bitmiş değil. İki oyuncu da yan yanalar. Ve double pick'te Krax oraya doğru çıkacak ama Serben çok hazırlıklı. Easy. Moju yakalamış bir esnada ve Spike geldi. B-Link önünde. Spike kontrolü şu an Supermassive Blaze'e ait. Sasuke oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Bir yandan cross bozmaya çalışacaklar ama izin yok. Alamadılar Spike'ı. Başlangıç noktası kaybedilmişti Türko. Çok dikkatsiz. Yani gittiklerini düşündü. Kimsenin kalmadığını düşündü arkada ama şimdi oradan oyunu B'ye çevirecekler ama Spike yok. O en büyük sorun. Pazar tarafından iki oyuncu gelecek. Buraya çok iyi sızdı. Onu beklemeyebilirler. Şimdi iki tane spawn, bir tane market. Geliyorlar yavaş yavaş. Brave yerini gösterdi galiba. Sıkışmış durumda Brave oraya doğru. Biz easy'deyiz. Brave yakın mesafeye. İnanılmaz bir vuruş geldi. Krax'tan takaslar. Power ikinci kill almış. Son kalan Starburn 2'ye 1. 25 zor. Saniye kaldı. Teleportla hemen diğer tarafa geçiyor ama tahmin edildi galiba. Biraz açılara bakacak. Çok güzel bir headshot ama easy bitirdi. 3 kill'le beraber Supermassive Blaze ilk haritayı 13-4 kazanmayı başarıyor.